ile karşınızdayız. İyi akşamlar. Günün önemli başlıkları ekranlarınızda. Vali Ayhan Sivas'ta devam eden yatırımları inceledi. Bedelli askerliğe ilişkin cep ve sef tarihleri açıklandı. Ankara-Sivas yüksek hızlı tren projesinde sona yaklaşıldı. Hepsi ve daha fazlası birazdan SRT Ana Haber Bülteni'nde. Sevgili izleyenler, haber ayrıntılarımızla devam ediyoruz. Vali Salih Ayhan, Sivas'ta yapımı devam eden yatırımları incelemeye devam ediyor. Vali Salih Ayhan, Sivas'ta yapımı devam eden kamu yatırımlarını incelemeye devam ediyor. Misaisini ilk olarak Sivas 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret ederek başlayan Ayhan, acil çağrı hizmetlerinin tek numara üzerinden hizmet vermesini sağlayan ve Türkiye'de ilk uygulamalardan biri olma özelliği gösteren 112 Acil Çağrı Merkezi'nin işleyiş ve faaliyetleri hakkında briefing alarak görevli personellere kolaylıklar diledi. Ben aktaramadım. Eğer bana tekrar emniyeti yönlendirmişsiniz deseydim, ben şuradan direkt emniyete aktaracaktım. Ardından binayı gezen ve ziyaret sırasında çağrılardan birine cevap veren Vali Salih Ayhan, vatandaşların taleplerini dinleyerek ilgili kurumlara aktarılmasını sağladı. 4874 plakalı polis aracı, evet. Vali Ayhan ziyaretin ardından inşaat çalışmaları devam eden Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi İl Müdürlüğü yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu. Ayhan yaptığı açıklamada Sivas'ın kamu hizmetlerinden en iyi şekilde faydalanacağını ifade etti. Ziyaretinde Afet Acil Durum İl Müdürlüğümüzün hizmet binası ve harekat merkezinin inşaatın son durumu. Burası 2012'de çok metruk bir alanken bugün güzel bir kamu binasının ve kamu hizmetinin harekat merkezi olarak görmek gerçekten güzel. AFAD İl Müdürlüğü yeni hizmet binasının bulunduğu alanın atıl vaziyete beklediğini anımsatan Ayhan, arada geçen bir süre zarfını güzel bir kamu binası yapıldığını söyledi. Ve bölgenin lokasyon anlamında hareketliliğin şehrin sağından, solundan, kuzeyinden, güneyinden, aksine hızlı hareket edebilecek bir alan ve güzel bir hizmet yeri olacak. Bu Türkiye'de birçok ilde olmayan hem A112'nin hem GAMER'in hem AFET'in bir noktada toplanarak hareketinde nasıl güzel oldu. Ben bu süreçte emek için teşekkür ediyorum. Sivas her şeye layık, hizmetin en güzelinden layık. Bunlar da Sivas'ın vizyon ve kamu hizmetlerini toplumun tüm derinliklerine nüfuz etmesi açısından da güzel hizmetler. Vali Ayhan daha sonra organize sanayi bölgesine geçerek OSB yönetim kurulu toplantısına katıldı. Şu an ilk yüzde iki proje girmiş. Yarısı da burası. Özel idare üzerinden götürecektik şeyi. Özel idare üzerinden. Süreç öyle gidiyordu. Ayhan, İşken binasında yapılan toplantının ardından bazı fabrikaları gezdi. İşletmenin faaliyetleri hakkında firma yöneticilerinden bilgi alan Ayhan, ardından işçileriyle bir süre sohbet ederek çalışanların sofralarına konuk oldu. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bedelli askerlik yükümlüsü olanların 21 gün temel askerlik yapacakları birlik bilgileri yoklama durumları açıklandı. Milli Savunma Bakanlığı bedelli askerlik cep ve şef tarihlerinin www.turkiye.gov.tr adresinden açıkladı. Cep dönemleri ilan edilen yükümlülerin yoklamalarını cep dönemleri için belirlenen ve E-Devlet'ten kişisel olarak belirtilen yoklama tarihlerine kadar tamamlanması gerekecek. Gerekli işlemlerinin süresi içerisinde tamamlayamayan yükümlüler bedelli askerlik kapsamı dışına çıkartılacak. Bedelliden yararlanacakların alacağı eğitime ilişkinde askeri kaynaklardan askerlik hizmetini yapan bütün gençlerimizin aldığı temel eğitimleri alacaklar. Normalde bu eğitim süresi 28 gündür.
Bedelliden yararlanacaklar için bu süre 21 olarak belirlendi. Eğitim süresindeki bir haftalık eksiklik hızlandırılmış bir eğitimi gündeme getirecektir. Temel olarak aynı eğitim programı uygulanacak ancak sürenin kısalığı nedeniyle eğitimin bazı uygulamaları kapsam dışında tutulacak bilgisi verildi. Eğitimin içeriğine ilişkin ise normal eğitim programında olan yat kalkta dahil yürüyüş ve sporla selamlama eğitimleri, atışta dahil silah eğitimi, rütbeleri tanıma ile milli güvenlikte dahil normal askeri eğitim programında yer alan teorik dersler, bilgisi aktarılırken silah eğitiminde silahı söküp takmak ve hedefe 3 atışın yer alacağı belirtildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi'nde sona yaklaşıldığının haberini verdi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi'nde sona yaklaşıldığının haberini verdi. Bakan Turhan, Türkiye'yi demir ağlarla örme hamlesini uzun yılların ardından yeniden kendilerinin başlattığını belirterek şöyle devam etti. Çoğu yapıldığı günden bu yana el değmeyen mevcut demir yolu ağının 10.789 kilometresini komple bakım ve yenilenmesini yaptık. 2004-2018 yıllarında senede ortalama 138 kilometre olmak üzere 1983 kilometre yeni demiryolu yaptık. 12.710 kilometre olan demiryolu uzunluğunu 2023'te 25.030 kilometreye çıkartmak temel hedeflerimiz arasında bulunuyor. Türkiye'yi dünyada yüksek hızlı trene sahip 8. ülke yaptık. YHT hatlarında taşınan yolcu sayısı ise 44 milyona ulaştı. Bu arada Ankara-Sivas hızlı tren projesinde sona yaklaştık. 2003'te başlattığımız demiryolu seferberliği ile 77 milyon olan yolcu sayımızı 2017'de 183 milyona yükselttik. Bu sayede akaryakıt giderlerinden de tasarruf edildi dedi. Vali Salih Ayhan, Sivas'ın en önemli markaları ve değerleri arasında yer alan, kendine has özellikleriyle seçkin bir ırk ve gerçek bir çoban köpeği olan Sivas'ın adının dünya çapında duyulmasında çok önemli bir katkı sağlayan Kangal köpeklerinin tanıtım üretildiği Sivas Meraküm mevkiinde bulunan üretim çiftliğinde incelemelerde bulundu. Vali Salih Ayhan yaklaşık 20 yıl önce Sivas Valiliği öncülüğünde Sivas İl Özel İdaresi'nde kurulan İç Anadolu Seçkin Irk Kangal Köpeği Eğitim, Koruma ve Üretim Merkezi'nin işletmecisi ve Kangal Köpeği uzmanı Hüseyin Yıldız'dan Kangal Köpeği ve Üretim Çiftliği hakkında bilgi aldı. Özellikle gönderilen tür bu türlerimizdir. Teröre karşı mücadele eden türlerimiz bunlardır. Bunlardan biz 6 adet Gemli'ye verdik. Evet ki biz buraya aktardık. Şimdi bu grup tamamen koruma grubu. Kimse buna dokunamaz. Alan savunmasında çok güçlüdür. Tek ayağı. Bizim kültürümüzü anlatan ve toplumsal örgütlenmede hep yer eden, insan hafızasında varlığını sağlayan bir Kangal heykelinin Sivas merkeze yapılmasını istiyorum. Birincisi bu. Bence olması lazım. Evet. Eğer Sivas var. Kangal diyorsak. Tabii. Kangal bir değeriyse. Kesinlikle bir değer. Hatta ulusal bir değer. Ulusal da değer. Aynı zamanda ulusal değer. Uluslararası bir değer. Nerede vardı? Bir tane şey değil mi? Kangal'ın içeri de var. Güzel de yapmışlar. Beğendim. Güzel yani. Kangal'ın koyunla birleştirmişler. Bizim derdimiz bu. Bunu yaptırırsak gelen vatandaş, biliyorsunuz turist, bize ekonomik bir kaynak, bir getirin. Otellerimize gidiyorlar. Ya Avrupa'da hangi şehrin şeyi... fikri ayı ya. Ayı. Ayı ve Berlin. Berlin'deki ayı biliyorsunuz. Kanada'daki kurtlar, Kanada Timberwolf kurtları, simgeleri ve çınar yaprakları. Evet. Diğer bir tarafa baktığınızda devamlı hayvanla biz kültürümüzü yaşatabiliriz, tanıtabiliriz. Gelir arkadaşlar. Ayhan burada yaptığı konuşmada Kangal köpeklerinin Anadolu arslanları olarak anıldığını, sadakati ve dost sıcaklığıyla özel bir hayvan olduğunu, yabani hayvanlara karşı heybetli, sahibine ve çocuklarına karşı ise oldukça uysal olduğunu vurguladı. Anadolu'nun kadim geleneklerinden ve Türk kültürünün önemli unsurlarından simgeleri biliyorsunuz köpeklerdir ama Kangal köpeği daha başkadır.
Anadolu Aslanı da denir. Sivas'ımızla özdeşleşmiş, Sivas'ımıza değer katmış bir markadır. Bizim de görevimiz bu markayı daha da ulusal ve daha da uluslararası bir boyuta taşımaktır. Gerçekten Kangal köpeklerinin Sivas'a önemli bir marka değeri kattığını belirten Ayhan, bizim de görevimiz bu markayı daha da ulusal ve uluslararası boyuta taşımak dedi. Sadakatiyle, insana verdiği güvenle, Kangal köpeğinin ihtişamıyla büyük bir farklılığı vardır. Bu farklılığı inşallah Türkiye'de hak ettiği yere getireceğiz hep beraber. Gerek valilik olarak, gerek tüm kurumlarımız olarak Kangal köpeği artık Türkiye'den önemli markası olacaktır. Çiftliğin işletmecisi Hüseyin Yıldız'ın da önemli bir görevi fedakarca yerine getirdiğini ve Miraküm'de de çok mühim bir kültür elçisi olduğunu belirten Vali Ayhan, Hüseyin Yıldız'a teşekkür ederek Yıldız'a plaket takdim etti. Biz bugün hafta sonu Kangal köpekleri ziyaret edelim. Buradaki işletmecimiz Hüseyin Yıldız'ın fedakarlığı, Kangal köpeklerinin de sevgisi bizi bugün buraya attı. Bir sorumluluk makamından birisi olarak, bir vali olarak Kangal köpeklerimizi inşallah Türkiye'nin dört bir yanında farklı coğrafyalarda inşallah tanıtacağız ve turizme de çok büyük bir katkısı olacak. Ben çok gurur duydum. Siz başlayın. Hüseyin Bey, bugün de ben burada büyük bir görev ifade ediyorsun. Teşekkür ediyorum. Şahsın için değil, Sivas'ın ve turizm açısından. Ulusumuz için. Dolayısıyla bizim görevimiz de bu şekilde fedakarlık yapan, hizmet eden, Sivas turizmine tutun da diye her noktasına hizmet eden kişiye destek olmak görevimiz. Rahmet elçisi Hazreti Peygamberimizin dünyaya teşriflerini ifade eden Mevlid Kandili, hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. İşte bu özel gecede Mevlid Kandili'ni idrak ederken milyonlarca Müslüman da ellerini semaya açacak. Mevlid Kandili Peygamberimizin yaşayışını, hadis-i şeriflerini, mesajlarını yeniden hatırlamak, yeniden düşünmek ve layıkıyla anlamak için bir fırsat olup, Yüce Allah'ın rahmet ve merhamet kapılarının ardına kadar açıldığı, duaların kabul olduğu bu gecede birlik ve beraberliği güçlendirmeli, yardımlaşma ve dayanışma içerisinde olunmalıdır. Bugün Mevlid Kandili, yani alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dünyaya gelişlerinin yıl dönümü, bu gece Müslümanlar arasında büyük bir coşku ile kutlanılır, sevgili Peygamberimiz derin bir saygı ile anılır. Bu akşam Müslümanların bayramıdır. Mevlid Kandili insanı insan yapan bütün güzelliklerin toplandığı rahmet elçisi Hazreti Peygamber'in doğumunu kutladığımız, onun bireysel ve toplumsal hayatımızı aydınlatan, insanlık ve merhametini, insaf ve adaletini, sabır ve metanetini, kerem ve cömertliğini insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı onun yüce ahlakıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Sivaslı vatandaşlar da SRT mikrofonlarına bu özel gecede tüm İslam aleminin kandilini kutladı. Teyzeciğim, bugün biliyorsunuz ki Mevlid Kandili, neler söylemek istersiniz? Vallahi neler söylemeyeyim, her şeyi söyleyeyim. Kurban olduğum Allah bu günü nasip kısmet etmiş. Çok şükür, Müslüman için ne olmasın ki? Allah'ım tekrar nice yılların nasip etsin. Hayırlısını versin. İyice adamlarından karşılaştırsın kurban olduğu. Kandiliniz mübarek olsun. Cümle alemin kandilini kutlu olsun. Burada Sivas'ta bütün Müslüman aleminin kandilini kutluyorum. Allah tekrar nasip etsin. İnşallah daha iyi olur yani. İslam aleminin hayırlı kandiller olsun. Ne diyeyim? Tüm İslam aleminin kandili mübarek olsun. Hayırlı kandiller kardeş. Bütün İslam aleminin, Türk İslam aleminin Mevlüt Kandili'ni kutlar, hayırlara vesile olmasını dilerim. Orada kızım ne söyleyecek? Bütün Türk İslam'ının kandili kutlu olsun. Başka ne diyecek kızım? Tabii öncelikle bütün İslam aleminin kandilini kutluyorum. Hayırlı, uğurlu, bereketli günler getirsin inşallah. Tüm Müslüman aleminin kandilini kutluyorum, mübarek olsun diyorum. İslam alemine hayırlı uğurlu olmasın, memleketimize, vatanımıza, milletimize hayırlı olsun. Allah İslam alemine refah, huzur versin, barış versin. Söyleyeceğim bu. Sizlere de hayırlı olsun. Sivaslara hayırlı olsun. Bizler de SRT Haber olarak tüm İslam aleminin kandilini kutluyor, hayırlara vesile olmasını diliyoruz. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 52.789 kilometre alanda 950.000'den fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren
Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi ağır kış şartları bastırmadan kesintisiz enerji için tüm önlemlerini aldı. Şehirden köye hizmet verdiği görev bölgesinin tamamında kesintisiz enerji hedefiyle çalışan ÇEDAŞ, kış ayları nedeniyle saha personelini %15 artırdı. 52,7 bin kilometre kare gibi geniş bir coğrafyada elektrik dağıtımı hizmeti veren ÇEDAŞ, kış sert yüzünü göstermeden yaklaşık 4 bin kilometrelik elektrik hattını bakımdan geçirdi. 650 direk, 50 bin armatör, 200 trafo ve 300 panonun değişim ve montaj işlemleri tamamlandı. Sivas, Tokat ve Yozgat'ta 52.789 kilometre kare alanda 950 binden fazla aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi, ağır kış şartları bastırmadan kesintisiz enerji için tüm önlemlerini aldı. Kestirimci ve önleyici bakımları periyodik olarak yapan şirket, ekonomik ömrünü dolduran tesisleri de yeniledi. Kış hazırlık çerçevesinde toplam 4000 kilometre hattın bakımını yapan ÇEDAŞ, 650 direk, 50 bin armatör, 200 trafo ve 300 panon değişim ve montaj işlemlerini tamamladı. Ekim ayı sonu itibariyle tüm hat güzergahlarının kontrolü tamamlandı. Hatlara temas eden ağaçlara yönelik budama işlemleri yapıldı. Ayrıca göçmen kuşların zarar görmemesi ve kanatlı hayvanların temasından kaynaklı arızaların önüne geçebilmek için hatlarda izolasyon çalışması da gerçekleştirildi. Bölgede kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle saha arıza bakım ve onarım personeline de takviye yapıldı. 25 kişilik bir ekip kademeli olarak arıza onarım görevine destek vermek üzere görevlendirildi. Aynı zamanda saha personel sayısında da %15'lik bir artışa gidildi. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, Mevlid Kandili ile ilgili mesaj yayınladı. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Alim Yıldız, Mevlüt Kandili ile ilgili mesajı yayınladı. Profesör Doktor Yıldız, TRT mikrofonlarına Mevlüt Kandili ile ilgili görüşlerini aktardı. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlüt Kandili'ni bir kez daha birlik ve beraberlik duyguları içinde idrak etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Hazreti Peygamber Aleyhisselam, bütün insanlık için bir şahit, bir müjdeleyici, bir uyarıcı, dosdoğru yol üzere gönderilmiş bir elçi, yol gösterici, ilahi bir nur, sönmeyen bir kandildir. Onun doğumu insanlık tarihinin en önemli hadiselerinden birisidir. Çünkü Yüce Allah onu bütün alemlere rahmet olarak göndermiştir. İslam dini ile alemlere rahmet olarak gönderilen sevgili Peygamberimizin örnek hayatı ve davranışlarından dürüstlüğü, emaneti korumayı, insan haklarına uymayı, zayıf ve muhtaçlara yardım etmeyi, yetim ve kimsesiz çocuklara kol kanat germeyi, yararlı insan olmayı hayatımız boyunca kendimize prensip addetmeliyiz. Sevgili Peygamberimizin dünyaya teşriflerinin yıl dönümü olan Mevlid Kandili'nin bütün insanlığa rahmet ve huzur getirmesini, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı pekiştirmeye vesile olmasını Yüce Rabbim'den niyaz ediyorum. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Acil Hekimli Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yeltekin Demirel, günümüzün hastalığı olarak gündeme gelen D vitamini eksikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Tıp Bilimleri Bölümü Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Yeltekin Demirel, günümüzün hastalığı olarak gündeme gelen D vitamini eksikliği ile ilgili açıklamalarda bulundu. D vitamininin getirdiği hastalıklar ve hastalıktan kurtulmak için neler yapılması gerektiği hususunda Profesör Doktor Demirel görüşlerini TRT mikrofonlarına açıkladı. D vitamini çok önemli bir vitamin. Aslında biz onu hormon gibi de kabul ediyoruz. Çünkü vücudumuzda birçok işlemin temelinde o da etkin. Ülkemizde de çok eksikliği var. Aslında güneş gören bir memleket olmasına rağmen D vitamini de güneşten sentezlenir deride. Ama güneşe çıkma saatlerimizin yanlışlıklarında, güneşin dik
açısı olduğu öğle saatinde çıkmamamız dolayısıyla da D vitamini eksiktir. Bir de ırksal olarak herhalde sorunlarımız var. D vitamini eksikliğine bağlı en çok gördüğümüz şey çocuklarda raşitizm dediğimiz kemik hastalığı, erişkinlerde de osteomalazi dediğimiz kemik hastalığıdır. Ama bunun yanında D vitamini şeker hastalığına etkindir, yüksek tansiyonda etkindir, yağ oranlarında yani kandaki yağ oranının artmasına neden olur, kanserlerin birçoğunun eksikliğinde sebebiyet verebilir. Onun için D vitamini güneş görmemize rağmen az olmasını engellemek için takviye almamız gerekir. Neler yapılabilir? Aslına bakarsanız beslenmemizi güzel düzenlememiz gerekir. İşte karaciğerde, peynirde, yumurtanın sarısında ve süt ürünlerinde çok bulunur. Bunları yememiz lazım ama yemekle yetmez. Bir de güneş ışığının dik olduğu zaman da güneşe çıkmak lazım. Bizim toplum için bu da yetersiz gibi takviye almamız lazım. Çünkü 15 ayrı şehirde yapılan bir çalışmada %70'den fazla D vitamini eksikliği, %56'sında da tamamen ciddi düzeyde eksiklik saptanmıştır. Bunları mutlaka vitamin haplarıyla takviye etmemiz gerekiyor. İlezöl İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas'taki ilk ve orta öğretim eğitim kurumlarında Sivas İlezöl İdaresi tarafından ihale edilip yapımı tamamlanarak hizmete girecek olan halı sahalarda incelemelerde bulundu. İlezöl İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Nebi Kaya, Sivas'ta ilk ve orta öğretim eğitim kurumlarında Sivas İlezöl İdaresi tarafından ihale edilip yapımı tamamlanarak hizmete girecek olan halı sahalarda incelemelerde bulundu. Şeye de gittiler. İncelemelerde Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya'ya, Plan Proje Yatırım ve İnşaat Müdürü Göksel Yerlikaya, incelemelerde bulunulan okulların müdürleri, halı saha yapımından sorumlu firma yetkilileri ve teknik personelleri eşlik etti. İncelemeler esnasında Genel Sekreter Mehmet Nebi Kaya ile duygu ve düşüncelerini paylaşan öğrenciler, spor etkinliği yapacak bir alanın olmamasının eksikliğini yaşıyorduk. Halı sahalarımızın hizmet açılmasıyla derslerimizden arta kalan zamanlarımızı spor yaparak değerlendireceğiz. Bizlere bu imkanları sağlayan devlet büyüklerimize teşekkür ederiz dediler. Eskişehir'de 4 adedi 25 çarpı 45 metrekare, 2 adedi 15 çarpı 30 metrekare batlarında toplamda 6 adet kapalı halı sahanın yapımı tamamlandı. Bu kapsamda uluslararası Şehit Murat Erteken Anadolu İmam Hatip Lisesi, Fen Lisesi Cumhuriyet Üniversitesi İlkokulu, Yavuz Sultan Selim İlköğretim Okulu, Abdülhamit Han Anadolu İmam Hatip Lisesi ve Aşık Veysel İlköğretim Okulu öğrencileri sahalara kavuştu. Sen olsun arzu ediyor ama üstüne koya koya geldi mi de aynen, daha güzel, daha şeyler ortaya çıkıyor. Aynen. Sivas'ta Numune Hastanesi'nin ek bina inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı prefabrik yapıda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Sivas'ta Numune Hastanesi'nin ek bina inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı prefabrik yapıda yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın saat 13.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi, Şifa Caddesi üzerinde bulunan Numune Hastanesi'nin ek binasının inşaatında çalışan işçilerin kaldığı iki katlı prefabrikte çıktı. Prefabriğin ikinci katında çıkan yangın ise kısa sürede büyüdü. Dumanı fark eden işçiler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri aldı. Bir saat süren çalışmanın ardından yangın kontrol altına alındı. Ekipler uzun süre soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında binada kimse bulunmazken dumandan etkilenen bir işçi hastaneye kaldırıldı. Yangın anını gören vatandaşlar ise cep telefonlarıyla olay anını işte böyle görüntüledi. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı. Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde mavi kod tatbikatı yapıldı.
Tatbikatta 40 saniyede hastaya ulaşan ekipler müdahalenin ardından hastanın hayatını kurtardı. Cumhuriyet Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi hizmet kalitesini artırmak amacıyla yıl içerisinde birçok tatbikat yapılmakta olup bunlara bir yenisini daha ekledi. Yavaş, hemen şey yapacağız. Yavaş derin nefes al, yavaş derin nefes al. Tamam, yavaş derin nefes al, başını yükseltelim hemen. Tamam, sakinleş. Yavaş, derin, saatini al. Hazırlanan tatbikatta serviste durumu kötüleşerek acil tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyan hastaların yaşama döndürülmesi için önem arz eden Mavi Kod 2222 uygulamasına tüm hastane personelinin uyum sağlayarak hastaya en kısa sürede müdahale etmesini sağlamak amaçlandı. Alo, radyasyon onkolojisi erkek hasta arrestimiz var, hemen bekliyoruz. Ve bu doğrultuda hastane kalite birimi tarafından Mavi Kod 2222 hayati risk tatbikatı gerçekleştirildi. Gerçeği yaratmayan tatbikatın senaryosuna göre üniversite hastanesi radyoloji onkoloji servisinde tedavi gören hastanın aniden durumunun kötüleşmesi üzerine görevli hemşirenin Mavi Kod çağrısı vermesiyle birlikte acil serviste görevli Mavi Kod ekibinin olay yerine gelerek hastaya ilk müdahaleyi yaptı. Ardından hasta acil serviste bulunan yoğun bakım servisine götürülerek orada yapılan tıbbi müdahalenin ardından hastanın hayata geri döndürülmesi tatbikatı başarıyla gerçekleştirildi. Monitör Aris. CPR yaptım, 5 dakika içinde döndü. Hemen tansiyon alamadım. Burnumu gitmiş, nabız gitmiş. 5 dakika. Ne kadar adrenalin yaptın? Sonda getirdim. Bir ampul adrenalin yaptım. Evet. 5 dakika sonra CPR'dan sonra döndü. Arkadaşlar kanlarını alalım, hemen bir kan bazı istiyorum. Mavi Kod ekiplerinin acil hastalara müdahale sürelerini ve müdahale şekillerini görmek istediklerini belirten Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi Kalite Birim Sorumlusu Gülsüm Oflas, bugün burada sağlıkta kalite standartları gereği Mavi Kod 2222 hayati risk tatbikatını gerçekleştirdik. Acil servis Mavi Kod ekiplerimiz 40 saniye gibi çok iyi bir sürede onkoloji birimine gelerek hastaya gerekli müdahaleyi yapıp hastanın acil servise transferini gerçekleştirdiler dedi. Bugün burada sağlıkta kalite standartları gereği Mavi Kod için planlanan tatbikat toplantısını yaptık. Onkoloji biriminde senaryo gereği genel durumu kötüleşen bir hasta için Mavi Kod çağrısında bulunduk. Acil servis Mavi Kod ekiplerimiz 40 saniye gibi çok iyi bir sürede onkoloji birimine gelerek hastaya gerekli müdahaleyi yapıp acil servise transferini gerçekleştirdiler. Amacımız Mavi Kod ekiplerinin acil hastalara müdahale sürelerini ve müdahale şekillerini görmek ve bunda da başarılı olduğumuzu gösterdiler bize. Güzel bir başarıyla tatbikatı tamamladık diye düşünüyorum. Sivas'ta doğumundan itibaren kilo problemleri yaşayan ve ölüm tehlikesiyle karşı karşıya gelen Büşra Kurt, geçirdiği ameliyat sonrası 127 kilodan 67 kiloya kadar düştü. Verdiği kiloların ardından hayata yeniden başlayan genç kızı görenler tanıyamıyor. Sivas'ta yaşayan 21 yaşındaki Büşra Kurt doğumundan itibaren kilo problemi yaşamaya başladı. 11 yaşından itibaren kilo vermek için diyetisyenlere giden ve bitkisel ilaçlar kullanan genç kız 127 kiloya kadar çıktı. 11 yaşımdayken diyetisyenlere gitmeye başladım ama 5 kilo veriyorsam 10 kilo tekrardan geri alıyordum. Çok diyet yaptım, internetlerden araştırdım, ilaçlar kullandım, bitkisel diyet tabir edilen şeylerden kullandım ama hiçbirinden işte fayda görmedim. En sonunda ameliyata karar verdim. Arkadaşlarının dalga geçmesi nedeniyle psikolojik sıkıntılar da yaşayan Kurt, aşırı kiloları nedeniyle fotoğraf karelerinde yer almadı. Sokakta yürümekte de zorlanan, nefes darlığı da çekmeye başlayan genç kız, ölüm riskiyle de karşı karşıya kalınca hastaneye başvurarak tüp mide ameliyatı olmaya karar verdi. Eskiden hiç fotoğraf çekilmiyordum. Yani çekilmekten çok utanıyordum.
asla bir yerde mesela biri çektiği zaman arkada bile görünmekten istemiyordum. Ama şimdi artık bir sürü fotoğraf çekiliyorum. Kendimle barıştım. Başarılı geçen operasyonunun ardından genç kız 3 yılda 60 kilo vererek 67 kiloya kadar düştü. 127 kilodan 67 kiloya düştüğünü söyleyen Büşra Kurt, 5 yaşından itibaren kiloluydum. Dedim ki artık bu ilerliyor, dur demem gerekiyor. Hastaneye başvurdum, ameliyat oldum. İyi ki de olmuşum çünkü yürüyebiliyor, nefes alabiliyorum. Astım teşhisi konulmuştu. Şu anda o yok dedi. 7 kiloya ulaştığımda artık yürüyemiyordum. 100 metre bile yürüyemiyordum. Nefes darlığım vardı, kalp krizi geçirme riskim vardı. Dedim ki artık bu ilerliyor, bir yerde dur demem gerekiyor dedim ve Mustafa Atabey'e başvurdum. Ameliyat oldum. İyi ki de olmuşum çünkü şu an yürüyebiliyorum, nefes alabiliyorum. Astım teşhisi konulmuştu, şu anda o yok kiloya bağlı olarak. Tanımıyorlar, polisten bile kimliğime iki sefer bakıyorlar. Yani çok değiştim. Yani tanımıyorlar. Tabii ki ilk başlarda onlar da çok karşılardı. Çünkü ölüm riskiydi. 3 yıl öncesinde daha fazla bilinmiyordu. Daha sonrasında destek oldular. Yemem konusunda psikolojik olarak da çok destek oldular. İdeal kiloma yaklaştım şu anda. Yani korumayı hedefliyorum. Şu anda koruyorum kilomu. Gerçekten tüp mide ameliyatından korkmasınlar. Mutlaka olabiliyorlarsa olsunlar, testlerini yaptırsınlar. Diyetle de verebiliyorlarsa mutlaka yani hedefleri varsa devam etsinler. İnanırlarsa başarırlar. Ameliyatı gerçekleştiren operatör doktor Mustafa Atabey, Büşra yaklaşık 3 yıl önce morbid obez olarak kliniğimize başvurmuştu. Bu işin bilincinde olan eğitim düzeyi yüksek bir hastamız. 3. yılın sonunda ideal kilosuna hala devam ettirip sağlıklı bir şekilde yaşamını devam ettiriyor dedi. Morbid obez olarak kliniğimize başvurmuştu. Vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeydi. Kendisine tüp mide olarak bilinen sileyve gastrektomi ameliyatını yaptık. Ameliyattan sonra kontrollerini aksatmayan, bu işin bilincinde olan eğitim düzeyi yüksek bir hastamız. 3. yılın sonunda ideal kilosunu hala devam ettirmekte ve sağlıklı bir şekilde yaşantısına devam etmekte. 30 Kasım'a kadar gelir testine başvurup kişi başı geliri asgari ücretin 1/3'ünden az çıkanların borcu silinecek. Gelir testine hiç girmeyenler dikkat. 30 Kasım'a kadar gelir testine başvurup kişi başı geliri 676,5 liradan az çıkanların borcunun üstü silinecek. Bu yıl hayata geçen torba yasa ile gelir testine hiç başvurmamış olanlara getirilen imkan da sona yaklaşıldı. Evet. 30 Kasım'a kadar teste başvuranların genel sağlık sigortası primleri test sonucuna göre ilk tescil başlangıç tarihinden itibaren tahakkuk ettirilecek. Hane içinde kişi başı geliri brüt asgari ücretin 1/3'ünden 676,5 lira az çıkanların borcu silinecek. Nisan 2018 öncesi prim borcu olanlar 31 Aralık'a kadar borçlarını ödemeleri halinde gecikme faizi ödemeyecek. Borcu olanlar 31 Aralık'a kadar sağlıktan yararlanabilecekler. Hükümet GSS'de 3 ayrı prim yerine daha düşük tutardaki tek primi getirmiş, borcu olanlara önemli imkan sağlamıştı. Bu kapsamda 2 Nisan 2018'e kadar teste müracaat edenlerden geliri brüt asgari ücretin 1/3'ünden az olan yaklaşık 280 bin kişinin borcu silinmişti. Fazla çıkanların ise 1 Nisan 2017 öncesine ait borçları aylık 53 lira üzerinden güncellenmişti. Sivas'ta polis ekiplerince sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 7 şüpheli tutuklandı. Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına göz açtırmıyor. Son bir hafta içerisinde gerçekleştirilen operasyonlarda 22 kilo 359 gram eroin, 462 adet uyuşturucu hap, 66,7 gram sunuk ve 17,33 gram esrar ele geçirdi.
Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 4'ü emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 7'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Şimdi sırada ekonomi ve hava durumu var. Sevgili izleyenler, bültenimiz burada sona erdi. Herkese mutlu akşamlar, hoşça kalın.